Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mim sad. Bu kendisiyle insanları uyarman ve müminlere de bir öğüt ve irşad olması için sana indirilen bir kitaptır ki sakın onu tebliğden ve halkın sana inanmamasından ötürü göğsün daralmasın. Ey insanlar, siz Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tabi olun. Ondan başka bir takım hamiler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Biz nice ülkeler imha ettik ki, ya gece uyurlarken, yahut gündüz yatarlarken, baskınımız onlara geri vermişti. Azabımız gelip çattığında da, itiraf ve yalvarmaları, biz gerçekten zalim adamlarmışız, demekten başka bir şey olmadı. Kendilerine Resul gönderdiğimiz insanlara, Resullerinin çağrısına uyup ona göre amel edip etmedikleri hakkında elbette hesap soracağız. Gönderilen o elçilere de tebliğ edip etmediklerini soracağız. Ve onlara olup biten her şeyi kesin bir ilme dayanarak bir bir anlatacağız. Öyle ya, biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki o gün Dünyada yapılan işlerin tartılması kesin gerçekleşecek. Artık kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse işte onlar muratlarına ereceklerdir. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse onlar da ayetlerimizi hiçe sayıp haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini en büyük ziyana uğratacaklardır. Şu bir gerçektir ki, ey insanlar! Biz sizi, dünyaya yerleştirip, orada size hakimiyet verdik. Orada sizin için birçok geçim vasıtaları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere, haydi, hürmet için secde edin Adem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu. Söyle bakayım. Sana emrettiğim halde secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın. Çabuk in oradan, buyurdu Allah. Öyle orada kurulup da, büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık. Çünkü sen alçağın tekisin. Bana onların diriltilecekleri, kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? dedi. Allah, haydi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. Öyleyse dedi, sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere, senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların, kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından sokulacağım. Vesvese verip, pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini, şükreden kullar bulmayacaksın. Öyleyse dedi, sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın. Allah şöyle buyurdu alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Sana gelince Adem, seninle eşin cennete yerleşin. İstediğiniz her tarafından yiyip, içip yararlanın. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle terkinde bulundu: "Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir." diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. Fakat şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu: Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir." diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki o ağacın meyvesini tadar tatmaz edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal buldukları cennet yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise nida edip buyurdu. Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ben şeytanın sizin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz? Ey bizim Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar buyurdu ki birbirinize düşman olarak inin size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum orada yaşayacaksınız orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız buyurdu ki birbirinize düşman olarak inin Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız. Ey Adem'in evlatları, bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise, takva elbisesidir. İşte bunlar, Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar. Ey Adem'in evlatları! Şeytan, edep yerlerini açığa çıkarmak için, annenizle babanızı, üzerlerindeki takva elbiselerini çıkarttırmak suretiyle, cennetten uzaklaştırdığı gibi, Sakın sizi de belaya uğratmasın. Çünkü o da askerleri de sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler. Doğrusu biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır. Onlar çirkin bir iş yaptıklarında babalarımızı bu yolda bulduk. Esasen Allah böyle yapmamızı emretti. derler de ki Allahü Teala kötü olan şeyi asla emretmez. Ne o? Yoksa siz Allah'ın söylediğini bilmediğiniz bir takım sözleri ona iftira ederek Allah'a mı mal ediyorsunuz? De ki Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde, her namaz zamanında veya mekanında yüzünüzü onun kıblesine yöneltiniz. İhlasla ibadetinizi yalnız Onun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü, Çünkü ilkin sizi O yarattığı gibi dönüşünüzde yine Ona olacaktır. Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet müstehak oldu. Çünkü bunlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Ey Adem'in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri asla sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak, kimin haddine? de ki onlar dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz. Deki, Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisiyle, bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah'a şerik yapmanızı, bir de Allah'ın emretmediği bir takım şeyleri iftira ederek ona mal etmenizi haram kılmıştır. Her ümmet için belirlenmiş bir müddet vardır. Vadeleri gelince ne bir an geri bırakabilir ne de bir an öne alabilirler. Ey Adem'in evlatları! Size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi beyan edip açıklayan resuller gelir de kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmezler de Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabul tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. İftira ederek, Allah'ın söylemediği bir sözü ona mal eden, yahut Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kaderden nasipleri neyse, onlara erişecektir. Nihayet elçilerimiz, ölüm melekleri gelip, canlarını alırken, hani nerede o Allah'tan başka taptıklarınız, dediklerinde, onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular, derler. Böylece kafir olduklarına dair, kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Hak Teala, girin bakalım, sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince sonrakiler öndekileri göstererek "Ey Rabbimiz derler. İşte şunlar bizi saptırdılar." onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da, her birinize iki misli azap var. Lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur. Bu sefer öndekiler de sonrakilere derler ki, Gördünüz ya, sizin bize karşı bir ayrıcalığınız olmadı. Artık kendi işlediklerinizin cezası olarak tadın azabı. Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabul etene zületmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, ki hiç kimseye biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz, cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır. Öyle bir halde ki, içlerinde kin kabilinden ne varsa hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar. Hamdolsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır, derler. Kendilerine de, işte güzel işlerinize karşılık, karşınızda duran şu muhteşem cennete varis kılındınız. Buyurun, diye nida edilir. Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaad ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaad ettiklerinin gerçekleştiğini gördünüz mü? Deyince onlar, evet diye cevap verirler. Derken bir görevli aralarında, Allah'ın laneti o zalimlere olsun ki, onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır, onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder. İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki onlar henüz cennete girmemiş fakat girmeyi şiddetle arzular olarak cennetliklere selamün aleyküm diye seslenirler. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde aman ya rabbena aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme derler. Araf ashabı simalarından tanıdıkları bir kısım kimselere seslenip gördünüz ya ne topladığınız mallarınızın ne onca taraftarlarınızın ne de büyüklük taslamalarınızın ve o çalımlarınızın size hiçbir faydası olmadı. O cennetlikleri göstererek sahi şunlar Allah bunları asla lütfuna nail etmez diye yeminler edip hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkiide olduklarını şimdi anladınız değil mi derler ve sonra o cennetliklere dönerek buyurun girin cennete derler. Size korku ve endişe olmadığı gibi siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz. Cehennemlikler cennetliklere ne olur lütfen suyunuzdan Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kâfirlere haram etmiştir. Bunlar kâfirlere yasaktır diye cevap verirler. O kâfirlere ki onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştır. İşte onlar kendilerinin en önemli günü olan bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz. Gerçekten onlara tam bir vukufla manalarını bir bir bildirdiğimiz ve iman edecek kimseler için bir hidayet, bir rahmet olan bir kitap getirdik. Fakat onlar hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetinin akıbetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akıbet geldiği gün daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar şöyle diyecekler. Gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Acaba burada bize şefaat edecek birisi bulunur mu? Yahut geri döndürülmemiz imkanı olur mu ki bu sefer yaptığımız kötü işlerin yerine, güzel güzel işler yapabilelim. Muhakkak ki onlar, kendilerini hüsrana uğrattılar. Uydurdukları sahte tanrıları da, kendilerinden uzaklaşıp, ortadan kayboldular. Rabbiniz o Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki, geceyi, durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar, hep onun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki, yaratmak da, emretmek yetkisi de, ona mahsustur. Evet, o, Rabbül alemin olan Allah, ne yücedir. Rabbinize için için yalvararak başka nazarlardan uzak gizlice dua edin. Gerçekten o haddi aşanları hiç sevmez. Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır. Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. Toprağı verimli, güzel bir diyarın bitkisi Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak, verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için biz ayetleri Böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız. Celalim hakkı için biz Nuh'u resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız korkarım ki müthiş bir günün azabı tepenize inecektir. Halkının söz sahibi yetkilileri, biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben, Rabbül alemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz? Onlar Nuh'u yalancı saydılar. Biz de onu ve yanında olanları gemide kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise boğduk. Çünkü onlar basiretleri körenmiş kimselerdi. Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Kavminin kafir yetkilileri biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz. Ey halkım dedi. Bende çılgınlık, beyinsizlik yok. Fakat ben sadece Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım. Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için, sizden birine, Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki, o sizi, Nuh kavminden sonra, onların yerine geçirdi. Ve sizi, bedenen güçlü kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde, Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız. Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim. Atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim. İşte dedi, üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz, sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.'' Biz de onu ve beraberinde olanları tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik. Semut halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım! dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir. Bir de düşünün ki Allah sizi at halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak, dünyada karışıklık çıkarmayın. Kavminden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere, alay yollu, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz?" dediler. Onlar da "Elbette. Biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik." diye cevap verdiler. O kibirlenenler ise "Doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz." dediler. Derken deveyi boğazladılar ve rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler ve dediler ki Salih sen gerçekten resullerden isen bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar gördüğü müthiş manzara karşısında Salih yüzünü üzüntüyle öteye çevirip ey halkım dedi ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim sizin iyiliğinize çalıştım size öğütler verdim lakin siz iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti Lutu da gönderdik halkına dedi ki daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? Siz kadınların ötesinde, şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok, yok anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz. Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu. Çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu. Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, suçlu kafirlerin sonu nice oldu. Medyen ahalisine de içlerinden biri olan şuaybı gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır. Hem öyle tehditler savurarak, yol başlarını tutup, Allah'a iman edenleri, Allah'ın yolundan çevirmeyin. Ve bu yolun, eğri büğrü olduğuna dair, şüpheler verip, halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki, bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken, Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın. Eğer benimle gönderilen gerçeğe içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, eh ne diyeyim? O halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi odur. Halkından kibirlenen eşraf grubu, Bak şu ay, dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da, ülkemizden süreriz. Şuayb şöyle cevap verdi. Peki, istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin. Kavminden inkara sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. Derken, şiddetli bir deprem Onları kıskıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Şuayb'ı yalancı sayanlar onlar değildi sanki vatanlarında şen şakrak dolaşanlar. Şuayb'ı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler. Asıl perişan olanlar işte onlar oldular. Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, Zavallı halkım dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim. Sizin iyiliğinize çalışmıştım. Size öğütler vermiştim. Artık böyle nankör, böyle kafir bir toplum için, ne diye üzülüp kendimi harap edeyim. Biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek, mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye, yoksulluğa, hastalık ve musibetlere duçar ederiz. Sonra o kötü durumları değiştirip, güzellikleri yayarız. Zamanla ahali çoğalıp, vaktiyle atalarımız, kah üzülmüş, kah sevinmişlerdi derler. Ve fakat, olaylardan ibret alıp şükretmezler. Derken, o bilinçsiz halleriyle, hiç hatırlarından geçmezken, ansızın onları tutup bastırırız. Eğer o ülkelerin ahalisi, iman edip, Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette biz üzerlerine gökten, yerden, nice bereket ve bolluk kapılarını açardık. Fakat onlar peygamberleri yalancı saydılar. Biz de işledikleri kötülükler sebebiyle kendilerini cezaya çarptırdık. Peki o ülkelerin ahalisi geceliğin uyurlarken satvetimizin kendilerine baskın halinde gelivermesinden emin mi oldular? Yoksa onlar güpe gündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Yoksa onlar, Allah'ın ansızın kendilerine azapla bastırmasından emin mi oldular? Ama şu muhakkak ki, kendilerine yazık eden kimselerden başkası, Allah'ın ansızın bastırıvermesinden emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra, dünya mülküne varis olanlar hala şu gerçeği anlamadılar mı ki eğer dilemiş olsaydık kendilerini de günahları sebebiyle musibetlere uğratırdık. Fakat biz kalplerini mühürleriz de onlar işitmez, anlamaz hale gelirler. İşte o ülkelerin haberlerinden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz oraların halklarına peygamberlerimiz açık deliller mucizeler getirdiler fakat onlar iman etmediler çünkü ondan önce tekzip ve inkar etmeyi adet haline getirmişlerdi Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık onların ekserisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük. Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Onlar ayetlerimize haksızlık ettiler. Ettiler de bak o müfsitlerin akıbeti nice oldu. Musa, ey Firavun dedi, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir resulüm. Başta gelen görevim Allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Eğer dedi Firavun, gerçekten getirdiğim bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen, onu ortaya koy da görelim. Bunun üzerine Musa, asasını yere bırakıverdi. Bir de ne görsün, o koskoca bir ejderha kesilmiş. Elini sıyırıp çıkardı. Bir de ne görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir el gelmiş.'' Firavun'un ileri gelen yetkilileri anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz dediler. Firavun bu adam dedi. Sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda? Yetkililer onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler dediler. Yetkililer, onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini, senin huzuruna getirsinler, dediler. Bütün büyücüler, Firavun'a gelip, galip gelecek olursak, herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir, değil mi, dediler. Firavun, elbette, Üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız." dedi. Büyücüler "Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın yoksa biz mi koyalım?" deyince Musa "Siz ortaya koyun." dedi. Vakta ki atacaklarını ortaya koydular. Halkın gözlerini büyülediler. Onları dehşete düşürdüler. Hasılı müthiş bir sihir sergilediler. Biz de Musa'ya, asanı yere bırak, diye vahyettik. Bir dene baksınlar, asa onların yaptıkları sihir, göz boyacılık kabilinden her şeyi yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa çıktı. İşte o firavun ve takımı yenilip küçük düştüler. Büyücüler hep birden secdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, Demek siz, benden izin almadan, ona iman ettiniz ha? Şüphe yok ki bu, Yerli olan Kıpti ahaliyi yurtlarından sürmek için sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur. Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri. Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım. Onlar şöyle cevap verdiler: Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da, sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize. Ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sıf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki: Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize. Ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Firavun'un halkının yetkilileri ona ne yapıyorsun? Musa ile kavmini seni ve senin tanrılarını terk etsinler. Ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın dediler. Firavun hayır. Onların erkek evlatlarını öldürüp kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz diye cevap verdi. Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akibet elbette müttakilerindir. İsrailoğulları, biz hem sen bize gelmeden önce, hem de sen bize peygamber olarak geldikten sonra, işkenceye maruz kaldık diye yakındılar. Musa ise şöyle dedi. Hele biraz daha sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı imha eder de onların yerine sizi hakim kılıp nasıl hareket edeceğinize bakar. Biz Firavun hanedanı düşünüp ibret alsınlar diye senelerce onları kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. Onlara iyilik, bolluk geldiğinde, ha işte bu bizim hakkımız, kendi becerimizle bunu elde ettik, derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, onu Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin! İyiliği olduğu gibi, kötülüğü de yaratmak ancak Allah'ın kudretiyledir. Fakat onların çoğu bilmezler. Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkanı yok, sana inanacak değiliz. Biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak onların üzerine tufan gönderdik. Çekirgeler gönderdik. Haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik. Yine de inat edip büyüklük tasladılar ve suçlu bir topluluk oldular. Azap üzerlerine çökünce dediler ki: "Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan, mutlaka sana inanacak." ve İsrail oğullarını da seninle göndereceğiz. Biz geçirecekleri bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca da yeminlerinden döndüler. Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk. Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına, yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak, İsrail oğullarına, senin Rabbinin yaptığı güzel vaat, tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus bir takım kutlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa, dediler, bunların tanrıları olduğu gibi, bize de bir tanrı yapıver. O ise, siz dedi, gerçekten cahil bir milletsiniz. Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup, öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için ondan başka bir tanrı arar mıyım? Hem düşünün ki, sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar ki size pek acı bir işkence uyguluyor, oğullarınızı hep öldürüyor, kızlarınızı ise kendilerine hizmetçilik etmeleri için hayatta bırakıyorlardı. Bunda Rabbiniz tarafından size büyük bir imtihan vardı. Otuz geceyi ibadetle geçirmesi ve Tevrat'ı almaya hazırlanması için Musa ile sözleşip onu huzurumuza kabul ettik. Sonra on gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet tam kırk gece oldu. Musa kardeşi Harun'a, Kavmim içinde benim vekilim ol. Onları güzelce yönet ve sakın müfsitlerin yoluna uyma, dedi. Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip de, Rabbi ona hitap edince, Ya Rabbi dedi, göster bana zatını, bakayım sana. Allah Teala şöyle cevap verdi sen beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak. Eğer yeninde durursa, sen de beni görürsün. Derken Rabbi, daha tecelli eder etmez, onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, Sübhansın ya Rabbi. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde seni görmeden iman edenlerin ilkiyim. Allah buyurdu ki, Musa, ben seni risaletlerim, mesajlarımla ve hitabıma mazhar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol. Ona verdiğimiz levhalarda insanlara öğüt olmak üzere her şeyi tafsilatlı olarak bildirdik. Sen bunlara kuvvetle sarıl ve ümmetine de o hükümlerin daha sevaplı olanlarına sarılmalarına emret. İtaat dışına çıkanların diyarlarını ise nasıl tarumar ettiğimi yakında size göstereceğim. Dünyada haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım. O kibirlenenler, her türlü mucizeyi bile görseler, yine de onlara iman etmezler. Doğru yolu görseler, o yolu tutmazlar. Ama sapıklık yolunu görseler, o yola girerler. Öyle. Çünkü onlar, ayetlerimizi yalan saymayı adet haline getirmiş ve onlardan gafil ola gelmişlerdir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşacaklarını yalan sayanların bütün işleri ve eserleri boşa çıkmıştır. Böyle olmayıp ne olacaktı ya? Onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık göreceklerdi? Musa Tevrat'ı almak için ayrıldıktan sonra ümmeti zinet takımlarından böğürür gibi ses çıkaran bir buza heykeli yapıp tanrı edindiler. Görmemişler miydi ki o heykel onlara hitap edemiyordu, kendilerine yol da gösteremiyordu. Fakat buna rağmen onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular. Ne vakit ki yaptıklarının saçmalığını anlayıp, son derece pişman oldular ve saptıklarını gördüler. Yemin olsun ki dediler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi affetmezse, muhakkak her şeyimizi kaybedenlerden oluruz. Musa pek öfkeli ve üzgün olarak halkına dönünce, Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız, Rabbinizin emrini çarçabuk terk mi ettiniz, dedi ve levhaları yere bırakıverdi. Kardeşini başından tutup, kendisine doğru çekmeye başladı. Harun ise ona, ey annemin oğlu dedi, İnan ki bu millet, beni fena halde hırpaladı. Neredeyse beni linç edip öldüreceklerdi. Ne olur düşmanlarımı üstüme güldürme. Beni bu zalim milletle bir tutma. Musa: ya Rabbi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin. Sen bu zayiat tanrı diye tapanlar var ya, işte onlara Rableri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız biz. Günahları işledikten sonra, arkasından tövbe edip, iman edenler için ise, Rabbin elbette gafur ve rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Musa'nın öfkesi yatışınca, levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda, Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı. Musa ümmetinden yetmiş kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine, onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, Ya Rabbi dedi, dileseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir. Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. Hak Teâlâ da şöyle buyurdu. Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. Onlar ki, Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden onu destekleyen ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya işte felaha erenler onlardır de ki ey insanlar ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim o ki göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir ondan başka ilah yoktur hayatı veren de ölümü yaratan da odur. Öyleyse siz de Allah'a ve onun bütün kelimelerine iman eden o ümmi nebiye, o resule inanın. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. Evet, Musa'nın kavminden bir toplulukta vardır ki hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler. Biz onları 12 kabileye, 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde ona asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal 12 pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık kendilerine kudret elvasıyla bıldırcın da indirdik ve dedik ki size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz fakat onlar emrimizi dinlememekle bize değil asıl kendilerine zulmediyorlar kendilerine yazık ediyorlardı o vakit onlara denildi ki şu şehre Kudüs'e yerleşin oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin yararlanın. Affet bizi yaran bena, Hıtta deyin. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz. Ama aralarındaki zalimler sözü kasten değiştirdiler. Başka bir şekle soktular. Biz de zulmü adet haline getirdikleri için üzerlerine gökten azap salı verdik. Bir de onlara o deniz kıyısında bulunan şehir halkının başına gelenleri sor. Hani onlar sept cumartesi gününün hükmüne saygısızlık edip Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki sept gününün hükmünü gözettiklerinde balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Sep gününün hükmüne riayet etmedikleri gün ise gelmiyordu. İşte fasıklıkları, yoldan çıkmaları sebebiyle, onları böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir cemaat, Allah'ın yerle bir edeceği veya şiddetli bir felaket göndereceği, şu güruha ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz, demişti. O salih kişiler de Rabbinize mazeret arz edebilmek için bir de ne bilirsiniz olur ki Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz diye cevap verdiler. Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip onları bir tarafa bırakınca içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. Şöyle ki onlar serkeşlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince onlara hor ve hakir maymunlar haline gelin diye emrettik. O vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onları kötü azaba uğratacak kimseler ortaya çıkaracağını bildirdi. Muhakkak ki Rabbin, dilediğinde cezayı çabucak verir. Ama aslında gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Onları parça parça topluluklar halinde, dünyanın her yerine dağıttık. Aralarında iyi kimseler de vardı, iyi olmayanlar da. Kötülüklerden dönüş yaparlar diye, onları kah nimetler, kah musibetlerle imtihan ettik. Onlardan sonra hayırsız bir nesil geldi ki, bunlar kitaba, Tevrat'a varis oldular. Ama ayetleri tahrif etme karşılığında, şu değersiz dünya metaını alıp, nasılsa affa nail oluruz düşüncesiyle hareket ettiler. Af umarken bile, öbür yandan yine, gayrimeşru bir meta, bir rüşvet zuhur etse, onu da alırlar. Peki onlardan, Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, kitapta mevcut hükümler uyarınca söz alınmamış mıydı? Ve kitabın içindekileri ders edinip okumamışlar mıydı? Halbuki ebedi ahiret yurdu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Kitaba sarılanlar ve namazı gerektiği şekilde yerine getirenler bilsinler ki biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz. Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi İsrail oğullarının başlarının üstüne kaldırmıştık da onlar dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. O zaman demiştik ki, size verdiğimiz bu kitaba ciddiyetle sarılın ve içindeki gerçekleri düşünüp, hiç hatırınızdan çıkarmayın ki, Allah'ı sayıp, kötülüklerden sakınasınız. Rabbinin, Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün. Rabbin, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurunca, onlar da elbette diye ikrar etmişlerdi. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Yahut ne yapalım, daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle, bizi imha mı edeceksin? Gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye, Allah bu ikrarı aldı. Rabbinin Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün. Rabbin, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurunca, onlar da Elbette diye ikrar etmişlerdi. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Yahut ne yapalım? Daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imha mı edeceksin? gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye Allah bu ikrarı aldı. İşte biz Böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Olur ki düşünürler de inkarlarından dönüş yaparlar. Onlara kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı. Şeytan da onu peşine taktı. Derken, azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o, dünyaya saplandı ve hevasının esiri oldu. Onun hali, tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üzerine varsan da, dilini sarkıtıp solur. Kendi haline bıraksan da, yine dilini salar solur. İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat. Olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler. Ayetlerimizi yalan sayarak, sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, net çirkin bir ibret levhasıdır. Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur kimi de şaşırtırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler gözleri vardır onlarla görmezler kulakları vardır onlarla işitmezler hasılı onlar hayvanlar gibi Hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. Yarattıklarımız için de daima hakka giden yolu gösteren, ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Ayetlerimizi yalan sayanları, farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince, benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir. Bunlar hiç düşünmediler mi ki, kendilerine tebliğde bulunan arkadaşları Muhammed'de, delilikten hiçbir eser yoktur. O sadece, ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli bir uyarıcıdır. Hiç düşünmezler mi, göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam saltanatı? Düşünmezler mi, Allah'ın yarattığı herhangi bir mahluktaki ilahi düzenlemeyi? Onu da düşünmezlerse, bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini o halde buna iman etmedikten sonra daha hangi söze inanırlar Allah kimi şaşırtırsa onu doğru yola getirecek yoktur Allah onları azgınlıkları içinde bırakır körük örüne yuvarlanır giderler Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar de ki onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar de ki ona dair gerçek bilgi yalnız Allah'ın nezdindedir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. De ki: Ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalıkta dokunmazdı. Ama ben iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, her ikisi de, Rableri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar. Fakat, Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince, annesi de babası da, ölçüyü kaçırıp, verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şeritler yakıştırdılar. Halbuki Allah, onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir. Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı eş, ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı eş, ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız, size uymazlar. O müşrikleri, siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz. Size karşı onların durumu aynıdır. Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, Haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım. Nasıl icabet edecekler ki? Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yahut işitecek kulakları mı var? Neleri var? De ki, Haydi bütün şeriklerinizi çağırın. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi, elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın. Zira benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur. Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz. Siz o müşrikleri veya putları doğru yola davet ederseniz, işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama, aslında onlar görmezler. Sen, af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret. Cahillere aldırış etme. Her ne zaman, şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar. Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar, onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara keyfi olarak istedikleri bir ayet veya mucize getirmediğin zaman, hiç değilse bir şeyler bulup buluştursaydın ya, derler. De ki, ben sadece Rabbimden ne vahyolunuyorsa, ona tabi olurum. Bütün bu Kur'an, Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini açan, gerçekleri gösteren nurlardır. İman edecek kimseler için hidayet ve rahmettir. Öyleyse, Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin. Sus.